Arkadaşlar, Titan Quest'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 3. Telkin Ora'yı alıp yola çıkmıştı. Tapınağı delip geçmişti. Biz de peşinden gidiyorduk. Çinli ablamızı döven... Damn. Bırakın lan köylü! Çinli ablayı döven Telkin'in peşinden gidiyorduk. Somebody, get the monsters out! The monsters are destroying everything! Bu adamın tarlasını ele geçirmiş. Gidelim kurtaralım. Sen rahat ol. Sen rahat ol dayı. Bu köyü yalnız koymayacağız. Şimdi önce halkın sorunları abi. Telkin'den önce halkın sorunlarını çözeceğiz. Baba baba baba, büyülere bak sen, büyülere bak. Keko'ya bak, nasıl büyü atıyor lan. Lan sen kim? Gel gel, toplanın. Rahat bırakın lan adamın tarlasını. He? Siz kim ulan? Siz kimsiniz lan? He? Hadi bakayım he. Malum sandık. Açalım. Üf üf, şöyle her şeyi dökeyim ortaya da. Önce büyücüleri halledelim abi. Şuna da bir kalkanla böyle bam diye vurayım. Skiller açıldıkça karakter daha da güzel oldu. Yes. Öyle değil, böyle atılır kardeş. Ha, hadi bakayım. Adamın görevini yaptık. Adamın tarlasını kurtardık. Evi burası. Hayvanı da bu. Tarlasını kurtardık adamın. Şimdi şuradan itemleri alalım. Bunları hemen gider oradaki satıcıda satarız. Şunları alalım hepsini. Hiçbir şey bırakmayalım. Sarı itemlerin hepsini alalım. Güzel. Elektrikli savaş baltası. Bu arada arkadaşlar, sürekli yorum atan, mesaj atan arkadaşlar oluyor. Abi Project Zombate oyna. Abi Project Zombate oyna. Abi Project Zombate'e güncelleme geldi. Abi Project Zombate. Abi Project Zombate. Yani güncelleme geldiğinin farkındayım. Yani ben oyunu ilk çıktığı günden beri takip ediyorum. Neredeyse %90'ını biliyorum oyunun. Gelen yenilikleri de biliyorum. Gelecek yenilikleri de biliyorum. Neler olacağını da biliyorum. Ama oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Yani oyunu oynayıp oynayıp bir save noktası, bir save oluşturup kendime, yapılan her büyük güncellemede save'imi kaybediyorum. Yaptığım şeyleri kaybetmektense hiç oynamamayı tercih ederim. Niye oynayayım ki? Yani yaptığım her şeyi kaybediyorum çünkü. Oyun tamamen tamamlanmadığı sürece, oyun bitmediği sürece ben Project Zombate oynayıp onunla ilgili bir rehber, onunla ilgili bir video çekmeyi planlamıyorum. Bunun bilgisini buradan vereyim. Oyun tamamen bitecek. Ben tam sürüme çıkartıyorum oyun dendiğinde oyunla ilgili devam edeceğim oyuna. Ama şu anda oynamayı planlamıyorum. Şu andaki planım tamamlanmış oyunları oynamak. Şimdi şunları bir satalım. Şu paketler doldu hep. Bunlar büyük itemler olduğu için yer kaplıyor. Hemen şey olmuyor. Şuralara koyalım. Depo bulana kadar. Well then. Depo bulana kadar bunları böyle taşıyacağız üzerimizde. Project Zombate o yüzden oynamayı planlamıyorum arkadaşlar. Çünkü Project Zombate söylediğim gibi, yani büyük bir save geldiği zaman, yani büyük bir güncelleme geldiği zaman ben save'imi kaybediyorum. Bozuluyor dosyalarım. Ve bir daha baştan oynamak zorunda kalıyorum. Ve sürekli loot yap, loot yap, bir şeyler kur, kaybet. Seven Days'te de aynı. Seven Days to Die'da. Onda da aynı şekilde. Bir büyük bir güncelleme geliyor. Eski sürümü kullanmanıza izin vermiyor. Yeni sürümü kullanın diyor. Yeni güncellenen sürümü kullanın diyor. Ve save noktamı ben kullanamıyorum. Bu da benim canımı sıkıyor. O yüzden alfa oyunlara artık çok ön yargılıyım. Alfa çıkan bir oyunu direkt oynamayı planlamıyorum. Project Zombate'in de var. Seven Days'in de var. İkisini de takip ediyorum. İkisini de biliyorum. Neler çıkacak, neler olacak, nereye gelecek, ne noktalara gelecek. Güncellemelerini takip ediyorum ama oynamayacağım arkadaşlar. Tam sürüme çıktıklarını ilan edene kadar. O yüzden sürekli yazmanıza ya da söylemenize gerek yok. Ben zaten durumun farkındayım. Ama söylediğim gibi, yani bu save noktaları benim canımı sıktığı için, save dosyaları benim canımı sıktığı için kullanamamam. O yüzden oynamıyorum. Oynamayı da planlamıyorum. Zaman kaybı yani. Ben adama mesela diyorum ki oynuyorum mesela adamların yaptığı alfa sürümü. Diyorum ki bakın diyorum, adamlar oyuna işte bu ağacı eklemiş diyorum. Bu ağacı bu şekilde kullanırsanız böyle oluyor falan filan diyorum. İkinci bir update'te o ağaç tamamen değiştiriliyor. Onun amacı ya da yaptığı gereklilikler değiştiriliyor ve benim yaptığım, anlattığım video çöp oluyor. O yüzden gerek yok. Şu an oyun tam sürüme çıktığında var olan bütün Project Zombate videolarını silerim komple kanaldan.
yeniden sıfırdan bir seri çekerim size detaylı bir şekilde ama tam sürünme çıkmadığı sürece oynamayı planlamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel. Hepsini birden dağıttım ha. Çin haritası diğer haritalardan biraz daha büyük gibi geldi bana. Yani ben oynadım burayı komple. Her yerine girdim çıktım falan. Çin haritası diğer haritalardan daha büyük gibi geldi gözüme. Sanırım en büyük yaptıkları harita bu 3 harita arasında. Biraz daha uzun sürüyor o yüzden. Ve Çin'deki yaratıklar daha güçlü ve daha kalıplar arkadaşlar. Diğer haritalara göre. Lan büyüdü. Al. Bunlar da şey Half-Life'deki böceklere benzemiyor mu? Half-Life 2'deki zıplayan bu çekirge gibi olan böceklere. Şimdi ben 2 dakika şurada bir mola vereceğim. Bir telefon görüşmesi sağlayacağım arkadaşlar. Tabi siz burayı bir atlama olarak göreceksiniz videoda. O yüzden videoyu burada bir durduracağım. Tekrar buradan ekleme yaparım ben videoya. Evet, telefon görüşmemi yaptım. Annemle bir konuşmam gerekiyordu. Telefon çalıp duruyordu çünkü. Şimdi devam edelim buradan. Şimdi... Burayı hatırlıyor muyum ben? Hatırlıyorum galiba. Burası biraz geniş bir orman. Ve yaratıklar gitgide büyüyecek arkadaşlar. Çin'de yaratıklar, oyundaki yaratıklar gitgide boyutları büyümeye başlıyor. Verdikleri hasarlar, karşıladıkları damage büyümeye başlıyor ve daha agresifleşiyorlar yaratıklar Çin 3. haritada. Bu yüzden Çin'e geldiğinizde biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz oyunda. Ki yaşayanlar var bildiğim kadarıyla yorumlardan. İteminiz yoksa buralarda biraz savaşmak sıkıntı oluyor. Yaratıklar artık bu boyutlarda olacak. Genelde bu boyutlarda oluyorlar. Bakın zar zor öldürdüm. Aha egzotik zırh neymiş lan? Zırha bak. Ne güzel lan. Zırhın görüntüsü çok güzelmiş ha. Vallahi harbiden egzotik zırhı. Zırha bak ya. Efsaneymiş ama satarım ben bunu. Bir dakika orada bir tane mob mu var? Evet. Neredeyse kaçırıyordum lan sizi. Tamam. Ya şu bitkileri hiç sevmiyorum. Hemen şunları bitkileri halledeyim. Bunlar beni zehirliyor çünkü. Bak 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 geliyor tank. Ver zehri abi. Güzel ikisini hallettim burada. Şimdi şuna da bir kalkanla şuradan uçsam. Şuna şey atayım. Bundan. Güzel. Şuna bir kalkan. Bom. Nice. Şimdi bu orman büyüktü galiba biraz. Ama adrenalin haline geçtim. Öyle kolay kolay öldüremezsiniz oğlum.
Öyle kolay lan öldüremediniz ha. Gel 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 toplan. Bunların adı neydi? Neandertaller. Şimdi kardeş. Ölmüyorlar da bir küreyle de ölmez oldu artık yaratıklar ya. Küremizin gücü yetmiyor. Tamam burada bir şey yok. Kürenin gücü yetmez oldu. Küreyi geliştirmemiz lazım. Bak bak nasıl can veriyor. Şerefsiz. Lan. Sen nasıl can verirsin? Ulan vuramadım ki zehri. Gel buraya. Arkadan adamlara şifa basıyor ya. Neandertal'e bak sen. Ateşi yeni keşfetmişsiniz lan daha. Nasıl büyü yapıyorsun? Arada bir şey var mı? Mağara falan kaçırmak istemiyorum. Şimdi şu büyücüyü halledelim. Hemen kaçmasın. Tamam bu büyücüyü hallettim. Okçuları çıkar aradan. Tamam bıraktım onu zehri. Uyur o. O da bayılır abi. Onu bir tane vurdum mu tamam öldü o. Ne attın bana? İtem. Çöp. Bak 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 maymunlara bak. Yarı maymun yarı insan. Aha. Şuna var ya buradan böyle. Zuba. Tamam büyücüyü hallettik abi. Büyücü yoksa bunlar çöp. Şimdi. Güzel yaklaşın bakayım şu fileye doğru bana. Güzel. İşte bu kadar. Ne var abi başka? Tamam. Lan burasını ben büyük hatırlıyorum. Niye büyük değil ya? Yoksa yanlış ormanda mıyız? Sizin büyücünüz yok mu lan? Artık yaratıkların boyu benim boyum kadar oldu. Ki bunlardan daha büyük yaratıklar var. Yetiler falan gelecek artık. Yani ilerledikçe daha da büyüyecek boyutları yaratıkların ve daha kalabalıklaşacaklar. İpek yolu. Ha? Selam. Yes, my lord. Evet, peşinde olduğun canavar bu taraftan gitti. Arabamızı da kırdı lanet olası. Sounds like a fool's errand. The people who live know anything about the monsters in this park? Önce halkın sorunlarını çözeceğiz. Halk kahramanı. Gelin bakayım. Şu büyücü aradan bir çıkartalım. Var mı başka büyücü? Oha, çok vurdum. Çıkamıyorum. Oh, oh, oh. Oh, ölüyorum, ölüyorum. Çok hasar yedim. O neydi öyle? Gidin lan buradan. Vallahi var ya öldürüyorlardı ha. Üf, fena yamutmuşum. Al. Al o zaman. El yamada kaldı. Seni lanet ha. Babaya el kaldırırsan daş olursun daş. Al götüne bir. Ah be vuramadım. Bozdum. Al o zaman. Güzel. Neyimiz var? Hop. Ver abi. Doldur envanteri. Tamam bu büyük olan orman burasıydı galiba. Lan! Zıplama ortada. Kafana vururum kalkanı. Aynen abi büyük olan orman burasıydı. Oha yetiler. Selam. Ben var arkadaş olmak sizden.
Zehrimi bıraktım, geberin lan. Acı şeker ekolün. Ölmedi lan. Vay anasının canına bak. Al o zaman. Kafan öyle. Göte bak. Götünde tüy yok. Bu yol kenarında öldürmediğimiz aha yeti. Selam gençler. Sona böyle bir korum. Oldu yere çöktü. Bana vurarak öldü. Bak hasar yedi. Vurduğu zaman kalkan hasar yiyor benden. Bak. Bak hasar yiyor. Oğlum bak canımı sıkma. Diz çökün lan. Diz çökün lordumuza. Büyücü var mı aranızda? Aranızda büyücü yok. Büyücünüz yoksa sana bir kalkan. Şimdi ben bir zehrimi salayım da ölün he. Pis kedi. Bu tarafta bir şey kaldı mı? Buradan bir ses geliyor sanki. Yo bunları kesmişim. Tamam burayı da hallettik. Bir kademe daha ileri gidelim. Sesler oku. Lan çekil kenara. Çarpıldı yemin ederim. Gözümü bırak. Acı içinde geber. Sonra buradan kalkını bak. Abi şu ölmesi çok iyi ya. Ulan be. Var mı? Gel sen de. Bakayım ortaya. Ya. Hak. Çok zevkli ya. Kalkanla vurma hissiyatı o kadar güzel ki. Evet. Dağlara doğru çıkıyoruz yavaş yavaş. Şunu alayım şundan bonusu. Dağlara doğru çıkmaya devam. Da yükseldikçe kar gelmeye başlıyor. Bakın karlı bölgelere çıkıyor. Yüksek noktalara ilerliyorum şu anda. Dağın zirvesine doğru. Garip garip sesler çıkıyorlar bunlar ya. Burada Neandertal ırkının kasabası, bir köyü varmış. Aha büyücü. Geber. Ne buldum lan? Neyin kuşağını buldum? Çapulcunun kuşağını buldum. La pardon ya. Beyaz ok aldım. Beyaz ok istemiyorum. At. Yaratıklara bak nasıl büyüdüler ya. Geber ulan. Ya hak. Üf. Ne güzel vurdum be. Hayvan gibi şeyi uçurdum resmen. Hadi bakayım ha takla atarsın öyle.
şey düştü. Alacağım. Kardeşim öyle koşma. Öyle koşma. Çarparım ağzına. Diz çök öyle. Geldik dağlara. Buzlu karlı dağlara. Yamaçlara. Hey. Hey man. Hadi bakayım ha, dağılın. Size bir küre daha. Bekleyin, toplan. 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 Peşime gel. Gel peşime. İşte bu. Bir daha. Bir daha. Bir üçüncü sefer daha. Bir üçüncü sefer daha. Bekle. Toplan. Sana da kalkan. Alayını geberttim. Alayının beyninin tasını akıttım oraya. Zıbam. Yürüyün lan. Gel 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 gel. Tank pençesi. Ver abi. Tank'in pençesini aldık. Bu bölge karlı bir bölge. Burası biraz büyük bir yer. Şimdi şuradan önce bir tane küre atayım, tamam mı? Şuradan bir tane kalkan. Bir tane sağ buna, bir buna. Bir ona, bir buna. Çekil lan kedi. Hadi bakayım ha. Verin lan. Yetiler fazla vuruyor yalnız ha. Var ya, koydu mu tokadı güzel koyuyor. Eli büyük ya. Ağır vuruyor. Bunları öldürmesi çok zevkli. Gel 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 gel. Yeah. Tamam. Başka? Aha, bir tane kalmış burada. Gever. Bu kadar mı lan? Bitti mi? Hepsi bu kadar mıydı? Gördüm seni. Sen nasıl ölmedin lan? Burası nereye gidiyor? Üçüncü köy yakınımızda, hatırladığım kadarıyla. Amdo bölgesi. İsmi çok iyiymiş. Amdo bölgesi. Buraya gel, kaçaman. Kaçaman, kurtulaman büyücü. Şimdi şu mızraklar tehlikeli. Mızraklar kanama hasarı vuruyor çünkü. Mızraklarla öyle kafa kafaya aralarında kalmamak lazım. Hepsi bir anda mızrak sokarsa bam diye öldürüverirler. Canımızı yakarlar. Çok yükseldik. Şu an dağın böyle ortalarında bir falanız. Bayağı bir yükseldik. Yani en üstte değil, daha ortalarındayız. Çünkü en üstleri buz. O da rüzgar sesleri başladı. Bir şey düştü. Alırım tablet. Bak şu mızraklı yaradan çıkarmak lazım. Ha! Vur kaç. Şunu da. Bak bak nasıl file atıyorlar var. Öf, ne savaştım be. Hiç hasar almadan hepsini kestim. Neredeyik? Tamam, şu tarafta kesinlikle mob var şu tarafta. Level atlamamız için bu moblar gerekli. Hop! Hop! Var mı başka? Hadi bakayım ha, savaş şeyi. Burada bir kule varmış. Aha! Reis! Ne yapıyorsun? Köyü kolluyor. Köye geldik. Köye geldik. Shangshun köyü. Shangshun. Shangshun Shang. İşte portal burada. Shangshun. Selamünaleyküm. Kanka, anlıyorum seni. Ben de anlıyorum seni. Neandertaller bize saldırmazdı. Çok nadir gözükürlerdi falan diyor. Şimdi diyor her yerdeler diyor. Bizi saldırıyorlar, kaçırıyorlar diyor.
Yeti gördün mü diyor. Muz mağarasındaki Chumbi vadisinden geçmiştim. Oraya diyor. Ha Chumbi vadisinde diyor değişik bir yeti var diyor. Kocaman diyor. Onu gördüm kocamanlı diyor. Eve kaçtım falan diyor bu da. Şimdi ben buraları düzenledim biraz. Şimdi buralar bakın bu depoyu genişlettiler yeni güncellemeyle bu arada arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum geçen bölümde. Aa bu nasıl aklıma gelmedi. Yeni güncellemeyle bu relik deposunu güncellediler. Şuraya kadardı. Şunun şu artifakların dibine kadardı. Depo. Burayı genişlettiler arkadaşlar. Oyunla ilgili. Güzel oldu. Mis gibi oldu. Harika oldu. Şimdi şunları atıyoruz buraya tamam mı? Relik deposuna. Buralarda relik yok anladığım kadarıyla. İtemimiz var. Nakil yerine büyücü itemini koyalım. Bakın burada kılıçları koymuşum. Kılıçlı warrior bir karakteri aktarırım diye. Hmm, şu mace benimkinden iyi mi? Oo 31'e 54 lan. Benimki 24'e 29. Sen ne diyorsun? Brinus'un gücü. Bunu alırım. Savunma ve saldırı hızı veriyor bana. Güzel. Bunu alalım abi. Mace'imizi değiştirelim. Mace'im şu anda üf. Kafa yaran oldum ya tam bir. Güzel. Kılıç yerine mace kullanmamız güzel. Saldırı hızım düştü ama. Bir dakika. Normal hasarım da düşüyor. Ama gücüm artıyor. Saldırı hızım çok düşüyor abi. Bakayım fiziksel hasarım artıyor. Kanama hasarı veriyor. 17 güç, 17 savunma yeteneği, %16 saldırı hızı veriyor. Bu ne veriyordu bana peki? Zehir hasarı veriyor işte. Bunun zehir hasarı yok. Kanama hasarı var. Mace kullanmak benim için daha mantıklı gibi ama 31'e 54 de ya. Çok vuruyorsun ya. Enerji yenilemesi falan da veriyormuş bu. Kısa kılıç. Abi ben Cleopatra'nın kısa kılıcına devam mı etsem ya? Delme oranı var ama bunun. Benim delmeyle işim yok işte. Fiziksel hasar da arttırıyor. Fiziksel hasar, Brinus'un gücü daha iyi. İşte bunun 60'a 84 zehir hasarı var. Yanma hasarıyla birlikte zehri birleştirince inanılmaz vuruyor. Mis gibi vuruyor ama ya ben bunu alıyorum abi. Mace'den çok daha iyi. Çok çok iyi. Yani hasar olarak düşük olabilir ama hız ve zehir hasarı bana yetiyor. Çünkü benim alev hasarım da var el yakmamla birlikte. O yüzden onu kullanmam gerekiyor. Şimdi burada hep kalkanlı şeyleri topladım buraya. Kutsal Hilal kalkanı var mesela. Yeni kalkanlardan. Denge kalkanı buldum. Bakın bu bir Babil kalkanı. Kafamdaki zırhın bir seti. Babil mızrağı falan da var tabi. Şimdi. Veba şöleni. Mesela bu veba şöleni benim için mükemmel ya. 45'e 69 zehir hasarı ve can emme veriyor bana. Ek de 7 hasar veriyor. 39'a 54 hasar oranı var ama güç oranımı 202'ye çıkarmam gerekiyor. Güç puanı vermem gerek ki veba şölenini kullanabileyim. Şu anda veba şölenini kullanamıyorum. Çok kötü bir şey kullanamamak. Güzel, setlerim güzel. Ruh titreten. Şimdi benim burada güzel bir şeyim var. Artifak setim var. Güzel artifaklar buldum ben. Bakın şurada mavi güzel artifaklar çıkardım. Ruh şöleni. Fiziksel hasar, yaşama gücü hasarı, can emme falan. Saldırı hasarı cana çevirir. 109 saldırı hasarını cana çevirir. Aslında bu ruh titreten benim için güzel gibi. Bu ne? Zehir direnci veriyor. Can yenilemesi, enerji, saldırı yeteneği, yetenekleri, doğa hastalığı. Druid. Aslında bu bir okçu için güzel bir şeymiş ya da bir summoner karakter için. Bu ne? Delme direncine ihtiyacım yok. Ateş hasarı veren bir kül akımı var. Ateş hasarı, yanma hasarı. Değil de zehir hasarı veren bir şey olsa. Şuradaki artifaklara bakalım. Kanama, fiziksel, yaşam gücü hasarı. %5 delme, delici hasar, delmeye karşı hasar. Savunma saldırısı, zehir direnci, ateş hasarı, yılanın şarkısı. Zehir hasarı veriyor da. Genelde direnç. Bu artifakların bana verdiği genelde direnç.
Şimdi 20 seviye 20 seviye diyor mesela, bu 5 seviye. Şimdi artefaktların da seviyesi var, 25 seviyede giydiğim. Mesela 25'te giydiğim neydi lan? Hangisiydi 25? Ha, bu 25'te giyiliyormuş kan öfkesi. Ya şunda kaldı, bunu alsam mı acaba? Can hasarı ve fiziksel hasar. Şunu bir deneyeyim lan. Bakayım ne kadar fark. Hasar farkına bak sen. Manayı çok düşürüyor. Güzel hasar farkı çıkartıyor. Oğlum en az 100 puan hasar çıkartıyor ya. Bir dakika. İkincide neler değişiyor? Saldırı yeteneğim neden düşüyor lan? Ya mana kaybediyorum bununla da ya. Mana kaybetmek istemiyorum. Neyse abi. Biraz da bunu kullanalım. Bak hasarım bununla arttı. Manaya vermeyeceğim artık ya. Biraz manayı yükselttim ya. Manaya çok puan verdik. Kaç puan verdik enerji manaya? Artı 24 puan verdim. Bunları geri de alamıyoruz. 30 level'e kadar ya da vermeye devam edeyim. 30 level'e kadar. Kafamda karar kırdığım gibi. 30 level'e kadar enerjiye vereceğim. Sonra bir daha da vermeyeceğim enerjiye. Tamam. Bu şekilde devam. Şimdi gidelim. Şuradan bunları bir satalım. Şimdi kardeş. Ben diyorum ki bir büyü silsek mi? Şundan bir puan alsam mı? Ama yok. Yok abi, büyü silmeyeceğim. Olmaz. Silemeyik. Şuradan bir save noktamı alayım. Tamam. Save'imizi aldık. Portalı açtım mı ben? Portalı aktifleştirdi diyeyim. Tamam. Güzel. Üçüncü şehre de geldik. Portalı da aktifleştirdik. Şimdi şunları bir aradan çıkartalım. Buzlağın zehir hasarından vazgeçemem. Zehir benim için çok önemli ya. Yanmayla zehri birleştirmem benim işime yarıyor. Güzel, hepsi öldü. Gel. Toplan bir araya. Güzel. Manam çok azaldı. Manayı 30'a kadar vermeye devam edeceğim. 4 puan daha mana verebilirim. Güzel. Bayağı bir yükseldik dağda. Bu da bir mağara var. Girelim buraya. Bu mağarada şimdi böyle bir yaratık var. Tamam mı? Kristal. Yanına gitmediğiniz zaman, ışık vurmadığı zaman gözükmüyorlar. Bu kristaller, kristal yaratıklar ve sizi görünmez yapabiliyorlar bu şekilde. Bak, yanlarına gidince ışık vurunca gözüküyorlar. Çok değişik bir yaratık tipi. Bak, ışık geldi, gözüküyor.
Oho. Çok az kaldı, level atlayacağız ya. 29 olacağız. Şuraya bir dalam. Üf, hepsini birden. Gözükmeyenler nerede? Bak şuralarda kesin var. Aha. Nice. Ne verdin bana item? Hiçbir şey verme zaten. Hayrına bir mavi item atayım de, bir set parçanı atayım de, böyle defansif karakterindeki al hook bu seti tamamla de böyle bir item at bana. Hayrına yap şu işi be. Puh, Allah kahretmesin. İlla bu bana böyle araştırtıracak, bulduracak ya. Ne olur yani şuradan basit bir yaratıktan at şu parçayı ya. De ki al hook de, bak bu da setinin parçası de, tamamla de, redler yaparsın de. Ulan oyun. Hep bana karşısın ya. Yeter ulan. Hıncımı sizden alacağım lan. Çıplak götler. He? Hadi bakayım. Geber. Biz çok köpek. Bir şey düşürdün sen. Alacağım onu. Yetinin kürkü. Kes kulağını, kes kulağını. Kulağını kesip böyle boynuma asacağım. Kolye yapacağım kulaklarımı. Natula sırtı. Natula sırtı. Sırtı Natula. Basayım kalkanı da buradan böyle bir uçan kafa atayım birine. Yaha! Geberin iflisler. Şeytanlar. Geberin. İmam Bahri geldi. Bas! Ağzını vurma. Buradan kanatlarını tutup böyle ka ayıracaksın Kratos gibi. Burada bir yerde mağara olması gerekiyordu ya. Nerede bu mağara? Orada level atlarız. Aa nasıl, bak 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 bak. Bak bak, ışığı nasıl kullanıyorlar. Lan siz kim lan? Nasıl saklanırsınız oğlum? Ver bir item. O kafalık değerli gibi. Yemedi. Bu da mı gol değil be? Ah, adamı rahat bırakın lan. Adamı rahat bırakın oğlum. Bırak adamı. Oğlum lan buradan. Reis. Well, I thought I was done for. Thank you friend. Let's see if you had it. Just when I reached the village. I thought I could make fortune. Sen var ya adamsın. Oğlum senin koruma tutmaman salaklık zaten. Şimdi ben burada güce vereceğim bunu. Yok ya, enerjiye vereceğim abi. Bozmayacağım. Bozmayacağım enerjiyi. 30 level. Aklından sil ufuk. 30 level. Oraya kadar bir enerjiye vereceksin. Enerjiye ver. Enerjiye ihtiyacım var. Enerji ver. Evet, enerji ver. Vazgeçme. Son bir level kaldı. Bir level daha vereceksin. Ondan sonra devam. İstediğine ver. Devam et. Eski bozma. Şeytan aklımı kurcalıyor. Şu anda diyor ki verme, enerjiye verme. Enerjiye verme. Verin lan. Küre atamıyoruz ya. İki küre atıyorum, enerji bitiyor. Lan. Çekil git. Şimdi buradan da bir skill açalım. 3 puanımız var. Abi ya. Şunu açmak için üf, ek puan, 20 ek puana ihtiyacım var diyor. Onu açmak için. 12 ek puana ihtiyacım var. Çok uzaksınız. Hayır, hayır. Olamaz. Hayır, olamaz, olamaz. Olamaz, lanet olası. Çok uzaktasınız. O yüzden buraya vereceğim. Buraya vereceğim abi. Şurayı fullleyeceğiz. Şunu da açacağım. Fiziksel hasar ve kanama hasarını. Adrenalin açıkken saldırı hızımızı arttırmamızı yarayacak. Yani bunu açarsam şunu. Adrenalin açıkken bunu bir de kaç level'e kadar. Bayağı bir arttırabiliyorum bunu da bildiğim kadarıyla.
Bakın mesela ilk seviyede %15 fiziksel hasar, %15 kanama hasarı, %4 toplam hız veriyor. Yani hız, saldırı hızımı da arttırıyor. Kanama hasarıyla kanama itemi kullanabilirim bak. Kanama artifakt falan takabilirim, bunu değerlendirebiliriz. Şimdi şunu şuradan 3 puan verelim. Diğer seviyede 30 level'de bu fullenecek. Diğer puanları buraya vereceğim. 24'e kadar burayı arttırmam lazım. Şurayı açabilmek için. Selam lanet. Dağın zirvelerine doğru devam. Bir save noktası daha buldum. Neredesin başkan? Büyücü var mı büyücü? Aha büyücü. Zıvam kafasına. Mızrakları al oradan. Ah be, arkasına düştü. Bir daha atacağım. Dur. Olmadı, tatmin olamadım. Bir dakika. Bir dakika, koş yoluna. Ha! Aptallar. Yo, ha! Bir dakika ya, burada bir yerde bir tane NPC vardı sanki. Görev veren bir adam vardı ya burada bir yerde. Lan atma. Ya mızraklılar ne biçim vuruyor ya? İnanılmaz hasar veriyorlar ha. Şunu çıkar aradan. Şu büyücüyü çıkar aradan. Güzel. Güzel abi. Hallettik. Şimdi buralarda bir yerde bir NPC yok muydu ya? Bana mı öyle geliyor ya? Allah Allah. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Burada bir yerde bir NPC vardı. Konuşuyorduk. Ondan sonra mağaraya gelip bir bu şey yapıyorduk. Konuşamadım. Boss fight. Hoppa. Evet, demek ki o burada değilmiş. Şunu da alayım. Burada bırakmayalım. Çumbi vadisi. Çumbi çumbi. Toplanın bakayım. Evet, çok güzel öldürdüm be. Çok tatmin edici değil miydi? Yaratıklar irleştiği için böyle kalabalık halde etrafınıza toplanamıyor. Kürede o kadar tek atmıyor ama bu yaratıklara tek atıyor. Güzel. Dağdan aşağı iniyoruz şu anda. Toplanın bakayım. Çumbiler sizi ha. Al bakayım. Aydınlık gelecek lan oğlum. Bak biz bir şeyleri yanlış yapmadık değil mi? Allah Allah, ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Bir tane NPC vardı. Tamam mı? O NPC böyle yolun başında bekliyor. Diyor ki ben diyor efsanevi kılıçları almak için geldim falan filan diyor. Bir şey item, bir şeyin peşinde adam. Babasını falan dinlememiş gelmiş. Dayak yemiş mal. Her şeyini de çaldırmış. Kapıda bekliyor. Ondan görev oluyor. Burada değil demek ki o. Biraz daha ileride sanırım. Sonra bize diyor ki git diyor, ben diyor babamın yüzüne bakamam, öldüreceğim kendimi falan, terk edeceğim buraları diyor. Bize diyor ki bak kardeş, ben hallederim, sen rahat ol. Sen sal kendini bana diyoruz. Gidiyoruz içeride dağıtıyoruz, ağzını burnunu kırıyoruz herkesin. Bundan sonra adam huzur içinde, ayrılıyoruz adamın yanından. Aha dinozorlar. Gelin bakalım. Dinozor. Ananız babanız nerede sizin lan? Bunların annesi babası var. Bu büyükleri saldırmıyor bunların vurmadıkça. Yani size pek bir şey yapmıyor yakınlarda. Mesela bak. Bak şimdi. Ama bir tane yavruya vurup hepsi çadır şunu saldırmaya başlıyor. Lan buradan. Yavrular görünce saldırıyor. Ama büyükleri saldırmıyor.
Ama yavrulardan birine vurursanız da bu sefer büyükler de saldırıyor. Acayip yapmışlar. Bak şimdi. Bak. Lan oğlum. Yamulturum ailece katlederim hepinizi. Var mı başka? Oo, burada patika var. Burada patika var. Buradan bir yere gidiliyor. Aha, tapınak. Bir şey buldum. Selamünaleyküm dayı. The spirits of our ancestors have turned on us. They're attacking anyone who goes near the temple. To make things worse, three sacred weapons are hidden in the ancestral cave. You see, stranger, our ancestors are revered. We, you see, stranger, our ancestors. Kim onlar? Kim o saygısızlar? Tapınağa kadar girecek olan. Burada at var değil. Bu ata karşılık iler görevini yaparım. Aha, satıcı buldum. O saygısızların kafasına. Bu neandertelleri var ya, gömeceğim oraya. Siz rahat olun. Öyle bir saygısızlık ne demek? Ataların mezarına gidip de işemekmiş falan filan ha? Bak terbiyesizlere. Şimdi ben onların aklını alacağım, aklını dayı. Sen rahat ol. Oğlum sanki mavi bir item sattım lan. Yok. No. Yanlış şeyler. Şunu da sat. Goodbye. Goodbye dostum. Ben gidip şu görevi halledip geliyorum. Yeni itemlerle geleceğim. Hepsini de sana satacağım. Sevdim seni. Hepsini satacağım sana. Geliyorum. Şimdi siz kimsiniz lan adamların kutsal tapınağına girip de artistik şekil yapan? Ha? Gelin bakayım buraya. Kedicik çık, çekil aradan. Şu büyücüyü bir aradan öldürelim abi. Şu mızrağı da çıkartalım adamı. Allah! Bağlılar bizi. Allah öleceğiz. Allah kedicik. Kalkanmaz. Ya hak! Allah yine yakalandık. Allah yakalandık, vallahi yakalandık. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Lan! Geber lanet olsun. Şimdi siz kimsiniz lan? Adamın evini barkını alıyorsunuz elinden. Tapınağına falan basıyorsunuz. Hayırdır lan? Hı? Hepinizi geberteceğim. Kim var içeride? İçeride kim var içeride? Ne düştü? Çöp. Çıkın lan dışarı. Aha. Ha lanet yaratık. Gel bakayım. Oha ne yapıyorsun? Ah kafam. Ah ölüyorum. Ah kafam, bir dakika tamam. Geleceğim, birazdan geleceğim, bir dakika. Kendimi toparlayıp geliyorum. Ağzımıza vurdular yemin ediyorum. Aa dışarı çıktılar lan. Lan ne demek lan? Ne demek lan beni takip etmek? Ha, siz kimsiniz oğlum? Siz kimi takip ediyorsunuz oğlum? Hadi bakayım ha. Ne? 3 tane sandık var. Niye açamıyorum ben bunu? Yani görevim, yaptım görevimi. Ben neden bu sandıkları açamıyorum? Ödül olarak buradaki silahları istiyorum. Antik silah değil miydi bunlar? Hani 3 tane efsanevi silah. Ben bu silahları neden alamıyorum? Yaptım görevi, kurtardım mağarayı. Benim hakkım. Bunları kullanacak kapasitede bir savaşçıyım ben. Lanet olası yaşlı adam ha. Kandırdın bizi. Orada silah falan yoktu dayı. Orada silah falan yoktu, tamam mı? Beni kandırdın. Pis alçak kel. What? The pedestals were empty? Are you sure? The sacred weapon to fear it is not a chance. The spirits that the sacred weapons were kept in the cave of our ancestors. The sacred weapons stole the sacred weapons. Kutsal silahlar çalınmış, evet. Kutsal silahları çalmışlar. Bulursam hepsini ben alacağım. Sen de orada tapınağın önünde nöbet tutmaya devam et. Ben silahları bulmaya gidiyorum. Ama önce şu köprüyü geçmemiz lazım. Selam dinozorlar. Al. Lan meteor yanlış yere düştü. Lan çifteleme. Bak ağzına vuracağım kalkanı. Geberin lan. Ne çıktı?
bir şey. Tam buradan. Abi biz hiç ilerlemeyelim. 43 dakika oldu. 5 dakikalık da bir mola şeyi olduydu orada. Onu ekleyeceğim falan filan. 45-50 dakikalık bir video oldu. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Diğer bölümde görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.